Efendim merhaba. Evet, yeni bir detay programıyla yine karşınızdayız bugün ve gündemimizi, ülke gündemini, sorunlarımızı konuşmaya devam edeceğiz. Bugün Ersan Saner bizlerle birlikte, Ulusal Birlik Partisi Gazi Mausa Milletvekili, eski bakanlarımızdan hem turizm hem bayındırlık konuları var, hakim olduğu konular var. Ama tabii ülkenin içerisinde olduğu durum, şu anda Ulusal Birlik Partisi hükümetin sonuçta ortağı, kimine göre eşit, kimine göre küçük ortağı ama bir şekilde ortada bir hükümet programı var. Bu konuları biraz konuşmaya çalışalım. Tabii bunun yanı sıra Kıbrıs sorunundaki gelişmeler var. Biraz da vaktimiz varsa oradaki demeçler üzerinden okumalar yapabiliriz. Bugünkü program içerisinde. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Aytuğ Bey. Uzun zaman oldu program yapmayalı sizinle. Evet, evet. Bayağı bir uzun zaman oldu. Bir adaylık döneminde o da olmadı evet. Ama bir şey evet. Değil. Tabii bu adaylıklar geldi geçti. Ulusal Birlik Partisi'nde nedir içerideki durumlar? Oradan kısaca bir başlayalım. Yani önemli bir kurultay geçirdiniz. Evet, evet. Tabii böyle bir dışlanma falan filan var mı? Yani UOP nasıl çalışıyor kendi içerisinde? Şimdi öncelikle ben ekranları başında bizi izleyen tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarıma iyi günler dilemek istiyorum. Bunun yanında sizin sorduğunuz soruya geçecek olursam, sizlere de iyi yayınlar diliyorum tabii ki. Ulusal Birlik Partisi kendi içerisinde bir yarışa gitti. Bu yarışta partinin genel başkanını belirledik. Bu genel başkanı belirledikten sonra da şu anda parti içerisinde herkes görevlerine devam etmektedir. Zaten kurultayımız bitti. Hemen akabinde bütçenin biliyorsunuz önce komitede görüşülmesi başlandı. 15 gün akabine bir hafta ara vardı. Sonra 15 günde mecliste bütçeyi geçirmek için bayağı bir mesai harcadık. Bayağı yorucu bir olaydı. Dolayısıyla parti içerisinde herkes görevini yapıyor. Ulusal Birlik Partisi'nde de dolayısıyla sıkıntı yok şu anda. Yolumuza devam ediyoruz. Hep birlikte Ulusal Birlik Partisi'ni daha iyi, daha güzele, daha doğruya taşımak için uğraşlarımız devam edecektir. Tabii şimdi bütçe geçti. Artık bu dönemden itibaren Ulusal Birlik Partisi, yani Cumhuriyetçi Türk Partisi, Ulusal Birlik Partisi hükümetinden çok şey bekliyor toplum. Evet. Reform hükümetidir sonuçta. Adı öyledir. Gerçi son 3 hükümettir hep reform hükümeti oluyor ama anayasa değişikliğine varabilecek sayıda bir yapısı var sonuçta bu hükümetin. Şimdi baktığımız zaman ama çok benzer konularla yine toplumun önünde devam ediyor. Örneğin işte Aralık ayının son 10 yıldır belki de hiç değişmeyen gündemi 13. maaşlar verilecek miydi, verilmeyecek miydi örneğin. Bu hükümetin önünde de gene bu sorular var. Sormaya devam ediyoruz zaten bunları da. Bunun gibi yıllardır konuştuğumuz birçok sıkıntının devamıyla ilgili de tartışmalara devam ediyoruz. Bu yapı içerisinde hükümetin açılımlar yapabileceğini, hangi oranda ne derecede açılımlar yapabileceğini düşünüyorsunuz. Örneğin mesela var mı bilgi, onu sorayım önce. Bu 13. maaş konusunda partinizde bilgi var mı yöneticiler olarak? Yarın öbür gün, şimdi, bir hafta sonra ve ondan sonra sana daha spesifik konulara girmek isterim zaten. Evet, 13. maaş konusunu açtınız. 13. maaş konusunda Sayın Maliye Bakanı'na geçtiğimiz gece bütçe görüşmeleri sırasında bu soru soruldu. Ve kendisi de şu an için sıkıntı olduğunu ifade etti. Ben Maliye'de olmadığım için şimdi bu konuya net bir şey söyleyemiyorum ama geçen gece, yani bundan tam 5 gece önce, çünkü Cuma gündü Maliye'nin bütçesini görüştüğümüz Cuma akşamı, Sayın Maliye Bakanımız 13. maaşlar konusunda sıkıntı olduğunu çok net bir şekilde ortaya koydu. Evet. Dolayısıyla bu 5 gün içerisinde pek fazla bir şey değişti mi? Zaten 2 gün tatildir. Pazartesi de herhalde bu konuda çok da ciddi bir olay gelişmemiştir diye düşünüyorum. Sıkıntı demek ki burada bir problemimiz var. Onun için 13. maaşların konusunda Maliye Bakanı söylediği gibi ise durum eğer bir sıkıntı olacağı görünüyor. Göreceğiz onu. Bu bütçelerin içerisinde tabii birçok konuyla ilgili tartışmalar oldu. Siz iki bakanlık yaptınız mesela ve hangi bakan koltuğa otursa hep kendi bakanlığının bütçesinden dem vurur. Evet. Örneğin turizm ki belki de en önemli beklentimizin en yukarıda olduğu, zaten baktığımız zaman turizm, eğitim sektörleri var. Turizmle ilgili ama konuşabiliriz.
Nasıl buldunuz bütçeyi? Öncelikle onu sorayım. Gene yeterli mi değil mi? Sayın Bakan'la birkaç sohbetimiz oldu. O da şikayetçi. Yani hani dedim ya az önce neyseydi konuştuğumuz önceki hükümetlerde aynı şeyler devam ediyor diye her örnekte bu karşımıza çıkıyor. Bugünkü bütçe içerisinde, bütçe olanakları içerisinde turizme çağrılabilecek bir noktaya gidebilir mi mevcut iktidar? Bu bütçeyle gidemez. Ben size açık ve net söyleyeyim. Yani daha olduğu noktadan daha ileriye gidip gidemeyeceği konusunda da Sayın Bakan'ın ciddi çalışmalar olduğunu biliyorum. Zaten turizmin gelip bu noktalara çakılacağını 2014-2015 yılları arasında 2015 bütçesini görüşürken ben Sayın Serdar Denktaş'a bu eleştirileri getirmiştim. Yalnız şuna küçük bir parantez açayım. 2009 yılındaki bazı verilerden bahsedeyim o zaman. Ve 2009'dan bugünlere nasıl gelindi? 2009 yılında Aytuğ Bey, çok net hatırlıyorum, turizmin gayri safi milli hasılaya katkısı 230 milyon dolardı. Ve ülkeyi ziyaret eden ve tüm işte ülkeyi ziyaret eden kişiler, giriş çıkış yapan vatandaşlarımız dahil, Erzincan'a giriş çıkış yapan yolcu sayısı 1 milyon 800 bin idi. Fakat bu 5 yıl içerisinde biliyorsunuz ilk kez charter uçuşları gündeme getirdik 2009'da bir teşvik sistemiyle. Yani teşvik sistemimizi biraz değiştirdik o dönemde. Bu teşvik sistemiyle biz teşviği tamamen hava yollarına, taşımacılığa kaydırdık. Tabii çok gürültü patırtı çıktıydı o dönemde. Zaten her yaptığınız doğru işlerde bir şeyler çıkıyor. Yalnız çok ilginçtir. Ülkemizi ziyaret eden turist sayısı, yabancı turist sayısı 150 binlerdeyken, 170 bin iken, geçtiğimiz yıl bu sayı 350 binlere çıktı. Ülkeyi ziyaret eden toplam turist sayısı 800 binlere ulaştı. Halbuki 400 bin idi aldığımızda. Ve turizmin gayri safi milli hasılaya katkısı 2014 DPO kayıtlarına göre, bakınız bu yılı henüz bilmiyoruz ama 690 milyon dolar oldu. Yani 3 kat katlandı. Ülkeyi ziyaret eden yolcu sayısı 1 milyon 800 binlerden 3 milyon 200 binlere ulaştı. Bu yıl inanıyorum bir %10'luk artış daha bekleniyor. Erzincan'ı ziyaret eden ve ülkeden giriş çıkış yapan yolcu sayısı 3 milyon 500 binlere ulaşacak ki Avrupa'daki ilk 100 havalimanının içine girme şansını yakalayacak Erzincan Havalimanı. Dolayısıyla bunlar hep işte bu öngörülerin, bu daha önceden planlanan olayların bir getirisi. Şimdi burada çok net ortaya koymanız lazım. Turizmin bir devlet politikası olması lazım. Ne yapacağınızı, nasıl yapacağınızı, teşviklerinizi nasıl uygulayacağınızı, süreç içerisinde bu teşviklerden adım adım geriye çekilirken o ilgili teşvik yaratıp açtığınız pazarlarda nasıl söz sahibi olacağınızı çok net ortaya koyup ilerlemeniz lazım. Biz de bu sürekliliği sağlamak için biraz gelen bakanların sürekli orada oturma şansı pek olmuyor. Dolayısıyla devlet politikası haline de tam olarak getiremedik. Her gelen bakanın da bu konuda en ufak bir endişe, yani benim hiçbir endişem yok ta kötüye gitsin diye uğraştığımı, ama kendine göre bir yöntemde izlemeye çalışınca burada sıkıntı oluyor. Ama bizim Ulusal Birlik Partisi'nin tek başına iktidar döneminde başlatmış olduğumuz bu charter uçuşlar, 4,5 senede 3 bakan değişsek de aynı sistem aynen devam etmesinden mütevellit, bu noktalara ulaştığımızı da çok net ifade edebilirim. 7 bakan 2009'dan bu yana 7 bakan geçti şeyden. Turizmden herhalde yani zorlasak bir bakmak lazım. Neyse filan girebilir. Bakanlıklar hemen hemen aynı evet. Son 7 yılda dolayısıyla bayağı bir problem. Tabii bu konu. Sonuçta bu işlerin mimarlarından biriydi Şahap Bey. Sizin döneminizde atandı yanılmıyorsam. Evet. Müsteşar istifa etti görevinden. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra bugün de tartışmalıydı tabii yine partili bir isim, eski kaymakam Sayın Kemal Denizcan'a atandı, Sayın Cumhurbaşkanı imzaladı. Şimdi mesela bu rakamlarda ben elbette ki belki de sizlerden daha fazla pay olduğuna inandığım bir insandır örneğin Şahap Bey. Çünkü hep gelen tüm bakanlarla çalıştı, herhalde bir şeyler anlatmıştır, bir kendince bir yol da çizmiştir. Ulusal Birlik Partisi iktidarı içerisinde böylesi ki bu kişiyi siz dışarıdan bulup getirdiniz. Aynı şekilde Bayındırlık'ta da çok değerli bir ismi getirdiniz. O da Ulusal Birlik Partisi'nin şimdiki iktidarında değişti. Başarısız mı atledildi? Yani bu konuyla ilgili eleştirileriniz var mıdır? Şimdi tabii
Bu konu biraz sıkıntılı bir konu. Nasıl sıkıntılı konu? Her şeyden önce çok net şunu söylemem lazım. Ülkede kimin atandığı veya atanan arkadaşların o işi yapar mı yapmaz mı tartışmasına ben asla girmek istemiyorum. Çünkü herkes kendine göre bir değerdir. Ülkede bir değerdir. Bizim şu anda atanan arkadaşlarla da benim hiçbir problemim olamaz. Ancak ben şunu söyleyebilirim. Bu arkadaşlarımı seçerken dikkat ettiğim çok önemli bir nokta vardı. Adama göre iş yaratmak değil, işe göre adam, işin uzmanı adam, ehli adam ülkeye getirmek. Sonuç itibariyle sizin de az önce bahsettiğiniz gibi iki tane müsteşar arkadaşımızı, iki tane müsteşarlık görevini tevdi ettiğim arkadaşım oldu. Bunların da ikisi Kıbrıslı Türk, ikisi de kendini yurt dışında konusunda uzman olarak kanıtlamış ve ben bu iki arkadaşıma güvenerek ikisine de bu görevi önerdim. İkisi de sağ olsun beni kırmayarak bu görevleri kabul edip bu ülkeye geldiler. Ve bu süreç içerisinde çok ciddi projelere katkı koydular mı? Evet, ikisi de çok ciddi projelere katkı koydular. Ben ikisine de buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ve bu iki arkadaşımız ne müşavir olabilir ne de böyle bir hak da kazanabilir. Yani toplumda bir de böyle yanlış anlaşılma da var. Şu anda ne oldu biliyor musunuz? Kamudan bu iki arkadaşım gelmedikleri için. Özel bir sektörde çalışıyor olsaydı yurt dışında ve kendisini şirket istemediği için gönderecek olsaydı bir tazminat hakları doğacaktı. Halbuki bu arkadaşlarımız siyasi kararnameyle, üçlü siyasi kararnameyle geldiklerinden dolayı şu anda görevlerine son verildiği halde veyahut istifa ettikleri halde herhangi bir tazminat hakları da yok. Yani tamamen bu arkadaşlarımız gelip bize hizmet ettiler ve biz de bu arkadaşlarımızın geleceği konusunda tabii ki bir garanti veremezdik. Bu gerçek, onlar da bunu bilerek geldiler ama burada da belli bir sıkıntı var. Bunun da bilinmesi lazım. Çünkü müşavir de olmuyorlar. Şimdi onlar kendilerine tekrardan iş bakacaklar. Bu da tabii biraz sıkıntılı. Bu arada başka parti geldi geçti iktidardan. O dönemlerde bile görevden alınmadı her iki isim de. Şimdi Ulusal Birlik Partisi'nin iktidarında alınca tabii biraz garip durdu dışarıdan bakınca. Evet, yani ben aynı şeyi söylüyorum. İşe göre adam, ben diğer atanan arkadaşlarım için asla burada tek bir şey söylemek isterim. Çünkü onların da bir şey yok. Bu bir siyasi alınan karardı. Ama işe göre adam, adama göre iş değil artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, onu bilmemiz lazım. Eminim yeni atanan arkadaşlar da en az onlar kadar gayret gösterecek bu işi yapmak için ama onları da kendi konularının dışında bir konu olduğunda sıkıntı yaşatmamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben onu söylemeye çalışıyorum sadece. Evet, peki. Şimdi hükümetin önünde ciddi bir konu olarak su konusu var Sayın Sadır. Yani geride bıraktığımız hafta bakıyorum Sayın Talat'ın ve Sayın Özgürgün'ün açıklamalarına. Hani su ön planda duruyor. Gerekirse hükümetten çekiliriz. Baskı olursa şu bu diye. İki parti anlaştı mı şey? Yani suyun nasıl ve ne şekilde yönetileceği. İşte Türkiye'de bir toplantı beklenir. Bununla ilgili Sayın Başbakan'ın gidip görüşüp artık bağlanacağı şu su geldi duruyor şeyde. Kullanılmıyor da. Halbuki Lefkoşa'ya ve Gönyeli'ye şu anda istenildiği anda verilebilir ama orada duruyor su. Hele böyle susuzluğun çekildiği bir dönemde. Nedir oradaki durum? Parti içerisinde ne konuşulur? Nasıl bir beklenti var? Hükümetten gidilecek mi, kalınacak mı? Bunlar konuşuluyor mu? Şimdi bakınız, ben şunu söyleyeyim. Hükümet programında birçok konuyu ele aldık tabii doğal olarak ve hükümet programında elektrik kurumunun, telefon dairesinin veyahut limanların hep özelleştirileceğinden bahsettik. Ve ben çok net hatırlıyorum, hükümete güven oyu vermeme rağmen o gün çıkıp bir konuşma aldım. Gündem dışı, o gün söz aldım ve şunu ifade ettim. Biz 2013 seçim bildirgemiz vardı bizim Ulusal Birlik Partisi'nin. Bu seçim bildirgemizde bizim telefon dairesinin de, elektriğin de, limanların da özelleştirileceğini söylemiştik. Ve özelleştirme yerine eğer özelleşme gelirse bu kurumlarımızla ilgili olarak, Ersan Saner olarak oyumun, hükümetin bir mensubu olmama rağmen, olumsuz olacağını çok net ifade etmiştim. Bu kayıtlarda da vardır. Çünkü niye bunu söyleme ihtiyacı hissettim o günlerde?
2013-2015 protokolü 4 Aralık 2012 tarihinde imzalandı. Ve ben de o heyetin içerisinde Ankara'daydım imzalandığı gün. Ve orada suyun da nasıl yönetileceği, elektrik kurumunda da neler yapmamız gerektiğini söylüyorsunuz ya, reform hükümeti. Hı hı. Bu reform dediğimiz hangi konularda reform yapacak? İşte ana zaten konular, işte bunlardır ana konular. Bu reformların nasıl olması gerektiğini o protokolda hep birlikte kabul ettik. Zaten Sayın Genel Başkan da diyor, biz birlikte bir paket hazırlayacağız ve bu reformları hayata geçireceğiz. Ama bu reformlar 2013-2015'te vardı. Şu anda da olacak, olmayacak diye bir şey ben kestiremiyorum. Yani artık Kıbrıs Türk halkı da dünyayla aynı ekonomik dili konuşmak zorundadır. Bugün güneyde SİTA özelleşiyor. Evet. SİTA güneyin en çok kar eden kamu kuruluşudur. Ve SİTA güneyde özelleştirilirken, tabii ihalesini görmedim ama bir yasa tasarısı var şu anda mecliste. Ne var yasa tasarısında biliyor musunuz içerik olarak? Rum Milli Muhafız Ordusu'nun güvenliğini tehdit edebilecek noktalarda devletin müdahale hakkı. Ben bile korkuyorum Avrupa Birliği'nde, şuradan korkuyorum, nereden korktum? Özelleşeceğinden korkmuyorum, onu söyleyeyim, yanlış da anlaşılmasın. Avrupa Birliği'nde telekomünikasyon tüm üye ülkelerden, İngiltere'de %100 özelleşmiştir, devletin altın hissesi hariç. Bir de İrlanda. Gerisinde %23 minimum ve üzerinde devlet payı olmak üzere hep devletin bir hissesi olmuştur. Şimdi güneyde güvenlikle ilgili konularda bu yasa tasarısının geçecek olması beni şuna da şu bakımdan endişelendiriyor. Acaba %0'lara mı çekecekler güneyin de hakkını diye biraz tereddüt yaşadım. Ondan korkutuyor beni. Ama genel olarak Avrupa Birliği'ne baktığınızda şu anda en düşük hisse sahibi olan ülke %23 civarında, %23 ile Fransa'dır iletişim sektöründe. İngiltere ile İrlanda'yı dışarıya alıyor. Bunlar çünkü tamamen altın hisse var sadece. Sıfır. Devletin hiçbir altın hissesi yok. Altın hisse nedir ama? Yani sadece devletin işte direkt bu güvenlik gibi konularda müdahale etme hakkını tanıyan hisse. Tek hisse. Lufthansa Hava Yolları'nda olduğu gibi. Lufthansa'da da aynıdır. Bütün hisseler özelleşmiştir. Tek altın hisse devletindir orada. Dolayısıyla şimdi biz bu ekonomik protokola imza attık. O dönemin bakanları olarak. Şimdi ben atmış olduğum imzayı inkar etmem mümkün değil. Ve bu imzanın sonuna kadar da arkasında duracağım. Edildi ama hükümet programında değil mi? Hükümet programında edilebiliyor. Hükümet programında bunu konuştuk. Ama size söyledim işte. Şu anda biz de suyla ilgili olarak yönetimin nasıl olması gerektiğine Sayın Başkan'ın da açıklamaları var. Yani burada belediyelerin de içerisinde olabileceği ama biz önce şunu ortaya koymamız lazım suda. Suda. Nasıl bir özelleştirme düşünüyoruz suda? Özelleştirme mi yapacağız, özelleştirme mi yapacağız? İşte özel su kurumu yasa tasarısı hazırlıyor. Şimdi özerk hiçbir şey Avrupa Birliği'nde kalmamıştır. Önce bir de Cumhuriyetçi Türk Partisi şuna karar verecek. Dünyayla aynı ekonomik dili konuşurken Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çıkaralım diye mecliste bir komite kurduk. Ve bütün yasalarımızı Avrupa Birliği'ne uyumlu hale getiriyoruz. Ben de o komitenin bir üyesiyim. Niye yaptık bunu? AB'ye uyumlu olalım diye. Peki ABD uyumlu olurken Avrupa Birliği'nde özerk bir tane kurum var mı? Yok. O zaman ideoloji, yani söylemle eylem farklılığı. Söylem Avrupa Birliği ne kadar demokratik. Eylem 1900'lü yılların Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Böyle bir şey olamaz. O zaman söyleminiz ve eyleminiz örtüşmüyor demektir sizin. Samimi olmamız lazım halka karşı. Ne konuşursak, ne elde etmeye çalışırsak. Ben bu bağlamda su yönetiminin devletin oturup kendisinin de içerisinde yer alacağı bir model geliştirmesi lazım. Şimdi çok net bir örnek vereyim. Ercan Devlet Havalimanı. Yap işlet devret modeli diye biliniyor ama aslında gelir paylaşımı yöntemiyle devrettik. Zaten 4 çeşit özelleştirme yöntemi var. O geliri de bir türlü paylaşamıyor. O ayrı geliri bir şey. Siz 4 yıl sonra paylaşacaksınız. Tamam ama orada sorun olacak. 4 yıl sonra bitiyor değil mi? 3. yıl. Tabii 3. yıl. 2013'te devretmiştik çünkü. 3. yıl 2016 Ocak'ta tamamlanır. 4. yıla gireceğiz ondan sonra. 2017'den sonra. Şimdi Ercan Devlet Havalimanı'nda Sivil Havacılık Dairesi'nin müdürü
biliyorsunuz yaka kartları var giriş çıkış yapan kişilerin havalimanına. Onu vermediği anda işletme sahibinin kendisi dahil sivil alandan gümrüksüz alana geçemez. Demek ki idarenin kimde olabileceğini çok net ortaya koyan bir sözleşme yapmamız lazım. Avrupa'da az önce telekomünikasyonda örnek verdiğim gibi devletin payı, belediyelerin payı burada ne olması gerektiğini de çok net ortaya koymamız lazım. Yani bir pay koyacağız ortaya. %5, %10, %20, %30 neyse. Biz Ercan'da ne yaptık? %10 minimum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yatırımcısı istedik. Şimdi çıkabiliriz diyebiliriz ki suda da açtığımız bu ihalede %40 yerel yatırımcı isteriz diyebiliriz mesela. Ama şartları koyalım. Biz ne şart koyuyoruz? Ne bunu tartışıyoruz? Şimdi biz mi koyacağız o şartları yoksa Türkiye'nin bir beklentisi mi var bu konuyla yani, ilgili olarak? Şimdi Türkiye niye bekler? Su özelleşecekse siz de bunu bir ihaleyle özelleştireceksiniz. Biz Ercan'ı özelleştirirken bize Türkiye demedi %5 bunu koyun, %10 bunu koyun, %50. Türkiye Ercan'a bir yatırım yapmadı ama su için milyon dolarlarca. Türkiye yatırım yapsa da Türkiye'nin bu yaptığı yatırımda buradan bir gelir beklentisi yoktur. Türkiye'nin orada koyduğu vizyon büyük devlet, güçlü devlet ve buraya olan bağının ne kadar sağlam olduğunu ifade etmek tamam için yaptığı bunu yatırım. Düşünmesi, yani ben evet büyük devlet, güçlü devlet, siyaseten bir mesaj veriyorum ama yolladık suyu orada. O suyu bir şekilde musluktan akıtmayı başaramayan da bir yapı olabilir. Tabii korkusu niye? Da var. Çünkü biz bu protokolda imzalamışız ki bu suya yap işlet devlet ya da işlet devlet metotlarının biriyle yönetilecek diye de imza atmışız bu protokolün altına. Ben işte şimdi size ifade etmek istediğim bu yap işlet devlet ve işlet devlet modeli hangisiyse yapacağımız onu belirleyip burada devletin belediyelerinin haklarının ne olması gerektiğini bir şartlamayla ortaya koymak. Bu şartname sayesinde de bir ihaleye çıkmak. Bu kadar. Ben bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yoksa size kimse yani ihaleyi burada... nasıl sokacaksınız? Beskin'in durumu? Şimdi bakınız. Zaten galiba en büyük sıkıntı odur yani şu şimdi anda. Şimdi eğer burada biz tanımlara takılırsak. Şimdi Beskin'in durumu. Peki ben size başka bir şey sorayım. Beskin'i işin içine alalım. Hiç itirazım yok. Şimdi alınız bütün çıkan su ihale, su hatlarının yenileme ihalelerini. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılmış bütün su ihale hatlarını alalım. Veyahut bizim benim bakanlığım döneminde yapmış olduğum bütün altyapı yatırımlarını alalım. Ben sadece BESKİ'ye gitmeyeyim. Bir tanesini bile Maliye Bakanlığı'ndan aldığımız bir kaynakla yapmadık. Yüzlerce kez teşekkür ettim ben Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine ve her programda teşekkür etmeye devam ediyorum. Niye? Çünkü bu ülkedeki altyapı yatırımlarının tamamı Anavatan'dan gelmektedir. Hatta cari bütçemizin açığını bile orada aldığımız katkılarla tamamlamaktayız. Bunu bilmeyen kalmadı. Şimdi o zaman eğer bir belediye çıkıyorsa su ishal hattını yenilemek için ihaleye ve en altında görüyorsunuz ne not düşülüyor? Alın bütün gazeteleri elinizde vardır. Bir bakınız lütfen. Türkiye Cumhuriyeti yardım heyetinin katkıları ile ihaleye çıkılmıştır yazar. O zaman hangi BESKİ? Ha, belediyelerin buradan bir pay alması lazım mı? Evet alması lazım. Hiç itirazım yok. Belediyeler de bir hizmet sunacak. Ama bu hizmet artık dünyayla aynı ekonomik dili konuşacaksak dünyadaki diğer belediyelerin çalışma sistemiyle de aynı sistemi ortaya koyacağız. Tamam şimdi buradan netleştirelim o zaman. Hükümetin devletin içinde olacağı bir yapı dediniz. Bu da su kurumu olacak herhalde. Ya da su işleri dairesi. Neyse. Evet, su işleri adı şimdi dairesi. Özel su tabii kurumu ki dediler. Onu diyebilirler. Onun yasasını yapacaklarmış. Böyle bir kuruma ihtiyaç yok bence. Hiç ihtiyaç yok. Su işleri dairesi. Su işlesi dairesi üstünde. Bunu yürütebiliriz biz mesela. Zaten bu kurum kurulursa daireye gerek kalmaz herhalde. Ne gerek var bir kurum bir kurum? Yani niye kuracağız bu kurumu? Özerk olsun diye. Yani ne özerk ki? Ben özerkliği kabul etmiyorum. Uzman insanlar. Su işleri dairesinin müdürünü bile kimse atamadı. Müdürü yok dairenin. Şimdi bir dakika bakınız. Yani, yani uzman insanların yöneteceği bir kurum tamam, olsun diyorlar. Yani sizin devlet dairenizde uzman insanlar yetiştirecekseniz sizin önünüzü tıkayan mı var? Elinizi tutan mı var? Tamam da biz oraya atadığımız insanları işte az önce konuştuk. Bir başka bakan gelir. Senin kaşının üstünde gözün vardır.
Yani buna olanak vermemek lazım herhalde. Böyle büyük bir projeyi su dairesinde mevcut insanın kadroda kaç tane mühendis var? Şube amiri var mı? Son almışlar, son 2 kişi. Son alınanların dışında onlar daha yetişmedi o arkadaşlarımız. Bir sene öncesine kadar kaç kişi vardı mühendis kadrosunda? Ya oldu ya birkaç yoktu. Tane vardı. Herhalde. Peki yoksa şimdi bu arkadaşlarımızı niye alıyoruz işte? Yetiştirmek için. Bu arkadaşlarımız tabii ki yetişecek. Ve bu su işleri dairemizde devletin Ercan'da sivil havacılıkta olduğu gibi denetimini yapacak olan arkadaşlarımız olacak. Takılmayalım kavram karmaşasına bu ülkede. Benim korktuğum en büyük olay budur bu ülkede. Biz bir kavramın arkasına takılıyoruz. Elektrik kurumu, su kurumu. Aman bu kurumumuz. Kardeşim bu kurum elektrik kurumu. İşte biliyorsunuz dövize endeksledik elektrik ücretleri. Düştü mü elektrik ücretleri? Yok. Niye düşmüyor? Petrolle ben düşmezse bakınız düşmez. Petrol düştü. 4 kuruş düştü petrol. Ne gün? İşte bir hafta önce. 3.20'den 3.16'ya düştü işte geçen gün. Demek ki düşmezse ben gündem dışı alıp konuşacağım hükümetin bir mensubu olarak bu ay. Ve takip ediyorum. Eğer yükseldiğinde halka bunun bedelini ödetiyorsak düştüğünde de bunu faydalandırmamız gerektiğini söylüyorum. Elektrik kurumu şöyleydi böyleydi. Bir takım avantajları var diyordu. Bunlar hepimiz... Biz yarattık bu kurumu. Orada çalışan arkadaşlarımız suçlu değil. Biz siyasiler, ben de bu siyasilerden bir tanesiyim, doğrudur. Biz siyasiler süreç içerisinde bu kurumu bu noktaya taşıdık. Ama şu anda kurumun sürdürülebilir olması için bu yapısından kurtulması lazım. İddia ediyor ki kurum kâra da geçmeye başladı. Sürdürülebilir geçmiş borçlarını ödemeye başladı falan. İyi gider, tamamdır. Yeni hallere çıkar. Ben de size diyorum ki, kurum sadece ve sadece eskiden biriken borçları vardı ya, onları topladığı için kendini şu anda kârda hissediyor. Kurum kârda olsa bile, ana vatanda 22 kuruşa elektrik tüketilirken, siz burada Paçal'da 54 kuruşa elektrik ödeyerek nereye varabilirsiniz? Böyle mi kârda kurum? Tamam da bunu da işte enterkonnekte sisteme geçerek güya peki, sağlayacaktık. Hükümet programında var mı? Yok. Yok. Peki işte bunu söylüyorum işte ben de. Dünyayla aynı ekonomik dili bu. Yoksa biz 60 da kuruş yaparız elektriği şimdi. Gene kâra geçer kurumumuz. Bu mu arzuladığımız? Kâr dediğimiz bu mu? Bunu mu kastediyorsak ben bunu kastetmiyorum. Ben sanayicimin dünyayla rekabet edebileceği bir rakamdan, turizmcimin dünyayla rekabet edebileceği, yani kendi girdilerini düşürebileceği bir rakamdan bahsediyorum. Şimdi sizinle sohbet ederken sanki yani Ulusal Birlik Partisi mi ferdisiniz ama bir başka siyasi parti gibi. Çünkü eleştiriyorsunuz bunları. Olması gerekeni söylüyorsunuz. Ben bunu Bakanlar ama... Kurulu üyesiyken de söylüyorum. Şimdi de söylüyorum. Parti meclis grubunda da söylüyorum. Yani hükümetteysem bu benim. Zaten ben çıkıp mecliste de bunu söylemişim neye karşı gelip gelmeyeceğimi. Niye konuşmayayım ki şimdi? Reform dediğimiz olay da bunları gerçekleştirmektir. Veyahut da bu reformları ne? Sorun. Kıptakinde özelleşmesi gerekir. Tabii ki özelleşmesi gerekir. Bakınız Güney Avrupa Birliği'ne girerken Malta'yla birlikte iki tane ülke vardır. Katılım anlaşması imzalayıp delegasyon alan. Hı hı. Biri Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, biri de Malta. Bu Malta'yla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin benzeştiği tek konu var elektrik kurumu. Elektrik kurumu konusunda hem Malta hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliği'ne girerken delegasyon almıştır. Peki Güney'de şu anda elektrik kurumu ne olmuştur? Bilginiz var mı? Yok. Özelleşmiş durumdadır. Tamamı özelleşiyor. Tamamı özelleşmiş durumdadır. Ayk. Neden? Çünkü ülkeye gelecek olan yardımların örneğin 10 yılda gelecekseydi bu yardımlar. Troika geldi ya o dönemde. Bu yardımların hızlanabilmesi için ve doğru işler yapılabilmesi için delegasyon olmasına rağmen kendilerine öneri yapılmıştır. Bunu yaptığınız takdirde bunlar daha kolay gerçekleşecek. Ama biraz çaresizliğin de getirdiği bir şey bu. Zaten her öte yandan bazı örnekler de var. Bazı ülkelerde işte özelleştirip geri tekrar hangi? Mesela bir tane örnek verin. Kimdi geçen gün yaptığımız programda gene geçen ayın içerisinde. Bana bir tane somut örnek verin. Bir şey Avrupa Birliği içerisinde bakın ben özetle söylüyorum. Avrupa Birliği'nde AKİ devletin hizmet sektörlerinden çekilmesini emrediyor. AKİ. Dolayısıyla az önce söylediğim eyleminizle söyleviniz birbirinin çatışmaması lazım. Uyumlu olması lazım. Eylem Avrupa Birliği'ne söylev Avrupa Birliği'ne uymak. Eylem
1900'lü yılların Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olmaması gerektiğini ifade ediyorum ben. UVP de mi Sovyetlere gidiyor? UVP ne için gitsin ki Sovyetlere? Hükümet beraber gider işte. Hükümet beraber gitmiyor işte bu konuda. Hükümet çok net beraber gitmiyor. Sayın Başkan'ın da açıklamaları da var bu konuda. Beskin'in de içinde olabileceği bir modeli düşünebilirim diyor. Tabii ben de söyleyeyim, belediyeler işin için olacak. Belediyelere de bir kar payı verilecek ama o da ortak olacak. Onu oturup karar vermemiz lazım. Yüzde kaçla ortak olsun? Yüzde kaçla karşılasın? Yani o altyapısını kullandıracak, onun karşılığında bir meblağ alacak. Tabii ki, yani bundan daha doğal bir şey olamaz ki. Ortak sayısı gittikçe bu şeylere yansımaz mı? Nedir? Maliyet olarak dünyayla yansımaz mı? Dünyayla rekabet ederseniz, siz kendi kar marjlarınızı düşürmenin peşinde uğraşırsınız. Suda nerede dünyayla rekabet edecek? Ben size şimdi bunu genel söylüyorum. Hı. Şimdi siz sadece suya endeks demeyin bunu. Genel tabloya baktığınızda. Suda maliyet hesaplaması konusunda geçen gün çıktı 7 TL gibi bir rakam attı. Bir sempatizanı Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin, bir uzman. Ve kendi kendisiyle çelişiyor. Şimdi ben onu asla konuşmak istiyorum. Çünkü kendi kendine çelişen bir konuyu asla konuşmam ben. Peki çıkıp ben hükümetin bir sonuçta hükümet mensubu bir milletvekiliyim. Daha öğrenemedim suyun kaç paraya mal olacağını bu ülkeye. Kendime göre bir takım çalışmalarım var. 25 yıllık bir özelleştirme olsa, ana vatandan hiç su almasanız, bu suyun ülkeye gelişinin maliyeti 37 senttir. Eğer o para alınacaksa, ama o para bizden talep edilmiyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Bakın 37 sent. Geliş parası alınacak herhalde. Yani yatırım değil ama su gelecek, şu ödeyeceğiz onu. İşte Türkiye'de. Onun için bir talep yok şu anda, o su geldiğinde para ödeyin diye. İşte kim talep edecek? Kim ödeyeceği, ne karar vermek lazım? İşte zaten şimdi onu karar verecek. Sonra da ona bakacak. Ben size açık söyleyeyim. Yani mesela burada... devlet su işleri yönetiyorsa eğer, ki bazı talepler de olur. Devlet su işleri. Sayın devlet su işlerinin başbakan da söylüyor. Yatırımı yapalım. Bu ülkede suda ortalama %40 kaçak vardır. Belediyelerden görüşürseniz. Bu %40 kaçak sizin kar marjınızın tümünü ortadan kaldırır. Şimdi dünyada artık kar marjları %5 ile 10 arasında oynuyor her sektörde. Bu ulaşımda da böyledir, elektrikte de böyledir, suda da böyledir, her yerde böyledir. Dolayısıyla sizin %40 kaybınız varsa, ne kadar kaçağınız olur, ne kadar kazancınız olursa olsun, sizin kazancınız farklı yerlere gidecek. Bir de altyapı yatırımı istiyorsunuz. Bu altyapı yatırımının yapılması için de ortalama 600 milyon TL ile 800 milyon TL arasında bir paraya ihtiyaç duyuluyor. Şimdi buraya yatırım yapacak olan şirketin bu parayı bulup gelip bu 600'dan 800 milyon TL neyse bu yatırım miktarı, bunu ortaya koyup bunun içinden 15 senede mi 25 senede mi ne alması gerektiğini ortaya koyacağız. Tabii ki bunu ortaya koyarken bizim mevcut kuyularımız da var. Onlar da değerlendiriyor. İşte devletin, az önce Rum tarafını örnek verdim, güvenlik konularında ne yapması gerektiğini, telefon dairesi yapabileceğini ortaya koymak için yasa tasarısı hazırladılar dedim. Siz de bu su kaynaklarınızın, mevcut kaynakların yönetilmesi için ne yaptığınızı ortaya koyacaksınız. Bir ihaleye çek. Ama bunların hiçbiri yok. Biz tamamen şu anda, biliyor musunuz, pusulamız yok, çıktık yola, hava sisli, yön bulmaya çalışıyoruz. Ya ortaya koyalım önce ne yapacağımızı, ne istediğimizi, ona göre konuşalım diyorum. Tamam, şey, benim, iki ortağın aynı dili konuşması lazım onun için. İşte aynı dili konuşamıyoruz bu konuda. Bunu mecliste de konuşuyoruz karşılıklı yani. Aynı dili konuşamadığımız belli. Ben hükümetim... Tamam da ben yatırımcı olarak dedim ki siz ikiniz anlaşamıyorsunuz. Benim dediğim olsun. Yatırımcıya daha ihtiyaç yok. Çünkü biz daha su işlerini, ben Ersan Saner olarak açık söylüyorum, su kurumunun karşısındayım. Açık ve net söylüyorum ve söyledim size. Mecliste yaptığım konuşmayı hatırlatmamın sebebi de oydu. Ve böyle bir kurum gelirse ben ret vereceğim bu yasaya dedim. Başından söyledim. Hükümet programının açıklandığı gün söyledim. Dünya aya biz yaya olmuyor maalesef. Özel su kurumu yazıyor şeyde, hükümet programında lazım. Hayır, bakınız, bakınız ben dedim ki özelleştirme yerine özelleşme gelirse isterseniz tutanakları yollayacağım size. Tamam da var işte şeyde. Ben kabul etmediğimi deklar ettim o gün. Ama o verdiğiniz şey hükümetin geneline tabii ki verdim. Ama özelleştirmeleri asla vermeyeceğimi de deklar ettim. Tamam. Şey geldi, yani günü yanlış mı yaptım acaba sizce? Hayır, günü geldiğinde. Günü geldiğinde bakınız Ersan Saner suyun özelleştirmesine evet derse o zaman burada oturduğumuzda yine konuşuruz. Ama bunun da metodunu bulup ortaya koymamız lazım. Ulusal Birlik Partisi liberal ekonomiye inanan bir partidir. Liberal ekonomiye inanan hiçbir parti de özelleştirmeden korkmaz. Bu kadar açık söylüyorum. Evet.
Peki, gelen yorumlardan da devam edelim. Ali İbrahim'in yorumunu okuyalım. KKTC'de bugün yarın çalışan 13. maaş bekler. Fakat devletin de bir sıkıntısı varsa ve ödeyemez. Çalışan KKTC devletine bu konuda büyük saygı göstermesi gerekir. İç sendikaların böyle bir saygı göstereceğini başta ben düşünmüyorum ama neyse devam edelim. Türkiye'nin onca masraflar yapılarak KKTC'ye su imkanını sağladı. Görülüyor ki gelen su vazodaki çiçek gibi duruyor. Kullanıma geçilemedi. Yalnız Zefkoşa Belediyesi'nin 191 milyon borcu varken diğer belediyelerin borçları da ayrı ayrı. Nasıl bu su yönetilecek bu kadar krizin içerisinde? Görülüyor ki Kıbrıs'ta Türkiye'den ne kadar bir şeyler sağlarsa işlem göremiyor. KKTC'nin her yeri darmadağın, gülünç bir durum. Turistlerin bile gelmesi şaşırtıcıdır böyle bir ülkeye diyor Ali İbrahim. Onu okumuş olduk yeri gelmişken. Yani demek ki Ali Bey de bizden benden çok farklı bir şey düşünmüyor. Ben çok net söylüyorum. Bakınız burada kavramların arkasına saklanarak işte oydu buydu şu kurumdu bu kurumdu değil. Halkımıza hizmeti en iyi şekilde götürebileceğimiz, yatırımları çok kolaylıkla yapabileceğimiz ve bunun tekrar devlete dönüp kazanımlarını sağlayabileceğimiz koşulları yaratıp bir ihaleye çıkmamız gerektiğini ifade ediyorum. Ve bu çerçevede de bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yani bu ülkeye gelen bu su, az önce dedik ya büyük devlet siyasi bir kararla bu iş geldi. Bu ülkeye ana vatandan su gelmiş, bunun güzelliklerini yaşayacağımıza 3 yıldır bu protokol vardı. Biz daha 4 ay bu hükümetin ortağı olalım. 3 yılda bu hükümet protokolü, 2013-2015 protokolü oradaydı. Bu protokolün değişmesi için hiçbir girişim yapılmadı. Siz duydunuz mu yapılsın? Yok. Yani yapılmadı. Şimdi yeniye bakmaya çalışıyoruz. Tabii şimdi yeniye bakacağız. Daha yeniden de bir şey yok. Yani daha kimse tartışmadı. Ben de bilmiyorum ne olduğunu yeninin çünkü. Peki bu 3 yılda siz bu protokole hiç bakmayacaksınız ne yazdı. Ne yapıldı hiç bakmayacaksınız. Su gibi bu kadar yani dünyada eşi benzeri olmayan bir olay gerçekleşecek. Ve şimdi suyun yönetimi konusunda bir sıkıntı çıkarıp bu suyun geldiğine geleceğini ülkeyi peşman etmeye çalışıyoruz biz. Ya bu sudan daha güzel bir olay olabilir mi? Bu ülke gibi bir ülkede kuraklıktan insanların grak grak ettiği bir ülkede yılda 75 milyon metreküp su geliyor. Bu ülke yeniden eski ismi olan Yeşilada'ya dönmesi için çok ciddi bir ortam yakalanıyor. Yani biliyorsunuz sivil toplum örgütlerinden bir tanesi çıktı dedi ki bu ülkenin dedi çevresi bozulacak, doğa bozulacak. A kardeşim ben şimdi sorarım bu örgütlere de neyin doğası bozulacak Allah'ını seversen. Suyumuz, su rezervlerimiz duzun deniz seviyesinin altında indi. Duzlu su çekiyoruz. Artık topraktan neyi konuştuğumuzun farkında değiliz. Ve gelen suyun bu kadar güzel bir olayı şimdi ne kadar doğal bir süreçte yönetebileceğimize bakacağımıza kavram karmaşalarıyla toplumun da aklını, fikrini darmadağın. Çıkın sokağa bir sorun bakayım halka. Halk ne diyor bu konuda? Sorduk halk. Suyun akmasına bakar. O kadar. Kim yönetir, kimse ilgilendirmez. Maliyetine ve akmasına bakar. Maliyet de zaten bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en pahalı suyu Gazi Mağus'a kullanıyor. Yıllar yılı. Var mı şimdi su? Yoğdu son 15 gün, 20 gündür geldi mi? Orada da başkan tabii ki çok radikal bir karar aldı. Ben başkanı da takdir ediyorum. Çünkü bir takım anlaşmaya denizden su arıtma sistemi. Ben denizden su arıtmadır esas ekolojiyi bozacak olan. Onu da söylüyorum. Ekoloji o zaman bozulur. Çünkü çekiyorsunuz 10 ton su, 1 ton su alıp 9 ton tuz basıyorsunuz geriye bunun içerisine. Dolayısıyla şimdi yıllar yılı en pahalı suyu Gazi Mağusa içti. Ve bu Mağusa 20 yıl Sol Parti'nin iktidarındaydı belediye. Hiç konuştu mu bu arkadaşlar niye Mağusa bu kadar çok pahalı su kullandı diye? Hiç duydunuz mu? Aksine hep övgüler vardı o noktaya. Olamaz böyle bir şey. Dolayısıyla suyun pahalı olduğu kentler de var. Ve ben bekliyorum şu anda bir açıklama yapılsın. Bu suyun maliyeti halka da açıklansın artık ne olacağı. Ona göre oturup bir bazda konuşalım. Şimdi bu suyla ilgili çok takıldık ama son bir şey söyleyeyim de geçelim ondan sonra. Hem buradan biraz da Kıbrıs sorununa geçmiş olurum. Biz gelen suyu bile eğer diyorsanız ki bize yönetemeyeceğiz. Nasıl oturacak da Rum tarafıyla ülkenin yönetimi konusunda eşit pay sahibi olabileceğimiz bir federasyon talep edelim. Yani
Siz zaten bize şeyde bile görmezsiniz. Yani bir suyu bile yönetemeyecek dersiniz yok, bize. Öyle bir şey yok. Yani biz sizlerken şey olarak söylüyorum. Biz söylüyoruz. Yani. Bu suyu nasıl yöneteceğiz? Güney'in elektrik kurumunu A2 nasıl yönettiği gibi özelleştirerek ve şartlarınızı koyarak, yazarak devletin payı ne olacak, ne olması gerekir, buradan kaç yılda geriye dönecek bu geride etegene, o şartları nasıl Güney koyduysa bizim de telekomünikasyon dairesini nasıl sitayı şimdi özelleştirirken yasa çıkarır ve ona göre özelleştirirse, biz de bu soyu aynı mantıkla, aynı protokolda yazdığı gibi aynı mantıkla yönetebiliriz. Bu tartışmaların bence doğru olmadığını söylüyorum. Sizin gibi ben de halkın içinde suyu, halkın su konusunda halkı iki konu ilgilendiriyor. Bir, suyun çeşmeden, içilebilecek suyun çeşmeden akması. İki, fiyatının ne olması gerektiği. Bu evet. kadar. Dolayısıyla en az biz de Güney kadar akıllıyız. Bu suyu nasıl yöneteceğimizi çok iyi biliriz. Bu konuda da elemanlarımız var mı? Var. Yetişen elemanlarımız da geliyor. Dolayısıyla artık böyle kavram karmaşalarıyla Don Kişot gibi şeylere, yel değirmenlerine savaş açacağımıza, halkın yararına, dünyayla aynı ekonomik dili konuşarak, doğru çözümler üreterek önümüze baksak bu kısır çekişmelerden çok rahat kurtuluruz diye düşünüyorum. Evet, bir soru daha var. Onu da aktarıp ondan sonra geçelim. Son 10 dakikamızda da Kıbrıs sorununa bakalım birazcık. Gerçi bu soru şeye de gider tabii Metin Bey. Serdar Bey'e de gider ama Kuzey Kıbrıs Hava Yolları olacaktı. Ne oldu o iş? Kuzey Kıbrıs Hava Yolları biliyorsunuz her türlü kurup o da işte biliyorsunuz %60 yerel sermaye, %30 devlet payı ve %10 Türk Hava Yolları'nın payı olacak olan, bakın bir daha söylüyorum, %60 özel sektör, %30 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve biz bunu aynen Lufthansa gibi söylediğimde Sayın Başbakan İrsen Küçük'le birlikte katıldığımız bir toplantıda süreç içerisinde altın hisseye kadar indirebileceğimiz sözünü de verdik özel sektöre. %10 Türk Hava Yolları, ki bu Türk Hava Yolları bu şirket kâra geçsin diye uçuş azaltma, code share uçuş, Star Alliance üyeliğini dahi vermesine rağmen hayata geçmedi. Peki %60 kimin? Özel sektör. Özel sektör. Ben şimdi size bir soru soruyorum. İkimiz bir ortak şirket bulunduydu kuracağız. Ama para ondan sonra bizim çok para yükseldiydi. Bulma değil. Hayır bizim yani para, özel sektör özel bir sektör, araya geldiydi. Çünkü fizibilite raporları çıkıyor. İş planları ortaya çıkıyor. Özel sektör incelediğinde kendisine göre rentable bir yatırım bulmadı. Ben şimdi size bir soru soruyorum. Bir şirket kuruyoruz ikimiz. %60 hisseder siz, %40 ben. Paranın aslan payını siz koyacaksınız. Ben her şeyi hazırladım, geldim. Her şeyde suyun akışı gibi böyle çok rahat gidiyor. İşi son noktaya getirdik. Siz dediniz ki ben vazgeçtim, bu şirketi kurmam. Ben ne yapabilirim? %40 hisse sahibi benim. Parayı ben vereceksem? Ne olur? Battos. Peki ben ne yapabilirdim Kuzey Hava Yolları'nda? Kuzey Kıbrıs Hava Yolları'nda o zaman? Bilmem anlatabilir miyim? Çok teşekkür ediyorum bu soru için de. Evet, o da geçe o zaman şey de vardı. Türk Hava Yolları yönetimde 5 yıl yönetecek. Ya Türk Hava Yolları bugün oydu galiba. Son 5 yıldır Avrupa'nın en iyi hava yolu seçiliyor. Yani başladıklarında bu işe 180 uçakları varken şu anda 300 uçağı bulmuş bir hava yolu şirketi. Avrupa'nın en büyük 3. hava yolu şirketi. Yani kiminle Avusturya Hava Yolları biliyor musunuz şu anda? Kim opere ediyor Avusturya Hava Yolları'nı? Lufthansa opere ediyor. Lufthansa'nın altın hissesi var size söyledim. Hı. Avusturya Hava Yolları'nın neyi var sadece biliyor musunuz? Hissesi bile yok. Sadece ismi var. İsim için Lufthansa'nın altında duruyor. Ama Avusturya, bütün uçaklarına bakın. Operated by Lufthansa yazar çünkü. Hı. Yani onu diyorum, dünyayla aynı ekonomik dili konuşacaksak konuşacak. Değilse kendi coğrafyamız üzerinde kendimize göre bir takım sistemleri de kurabiliriz. Buna kimsenin itirazı olmaz. Ama ne kadar sürdürülebilir sistemler kurarız, orada ciddi sıkıntı yaşarız. Yani 5 yılda alacağımız yolu ilerlemeyi 15 yılda alacaksak ben buna sürdürülebilir bir yapı demem evet. Aytuğ Beyciğim. 26 Mart'ta referandum var diyor Freleftheros. Nasıl görürsünüz? Okur musunuz şeyleri? Ulaşıyor mu size? Ulaştığı söylenir. Şimdi meclise tutanaklar. Meclise tutanaklar geliyor ve ben sürekli olarak okuyorum tutanakları. Dolayısıyla tutanakları okumada bir sıkıntımız yok.
Yani o tutanaklar bizi Mart'ta referanduma götürüyor, hissiyatı veriyor mu? En son okuduğum 3 Aralık'taki tutanaklardı. O güne kadar olanlarda ben öyle bir şey görmedim. Öyle bir hissiyat da görmedim. Onu size söyleyeyim. Şimdi Aytuğ Bey bakınız. Kıbrıs müzakereleri yıllardır son özellikle 6 başlık altında konuşuluyor. Bunlar nedir? Biri güvenlik ve güç paylaşımı. İkincisi Avrupa Birliği, üçüncüsü ekonomi, dördüncüsü mülkiyet, beşincisi toprak, altıncısı da güvenlik ve garantiler konusudur. Şimdi hepsine tek tek girmeyeyim ama 3-4 maddesine böyle kısaca bir gireyim. Şimdi biz nasıl bir çözüm istiyoruz? Biz iki toplumlu, iki bölgeli, iki halkın siyasi eşitliğine dayalı bir çözüm modeli üzerinde çalışıyoruz değil mi? Bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Siyasi eşitliğe varmaya dayalı ne demektir? Siyasi olarak sizin gücünüz neyse benim gücüm de o olacak demek istiyoruz. Ben böyle anlıyorum. Siz farklı anlıyorsanız bana lütfen söyleyin ki konuşmama devam etmeden önce bunu düzeltelim. Peki. O zaman şimdi bakınız. Güvenlik ve güç paylaşımı. Cumhurbaşkanlığı. Dönüşümlü başkanlık. Rum diyor ki eğer diyor bizim nüfusumuz 800 binse, sizin de 220 binse, bizim burada bu çatışma, bu güç paylaşımında 4'e 1 oranı var. Dolayısıyla 4 yıl ben yöneteceğim, 1 yıl siz yöneteceksiniz. Şimdi ben o zaman dönüp aynı Anastasiadis'e şunu sormak istiyorum. Almanya'nın nüfusu 81.6 milyon. Güney'in de nüfusu 800 bin. Almanya'da Avrupa Birliği'ne 6 ay dönem başkanlığı yapar. Güney Kıbrıs Rum yönetimi de Avrupa Birliği'ne 6 ay dönem başkanlığı yapar. Almanya diyor mu Güney Kıbrıs Rum yönetimine ben 6 ay yönettim sen 6 gün yöneteceksin? Var mı böyle bir söylevi? O da 6 ay yönetti, o da 6 ay yönetti. O zaman nerede bu siyasi eşitlik? Siyasi eşitlikten anladığımız nümerik eşitlikse ben bunu anlamıyorum. O zaman senatoda 24'de 24 olmasının bir anlamı nedir? 24 Türk, 24 Rum. Eğer siyasiyse. Ha tamam bakanlıklarda doğru. Nüfusa göre bir dağılım olabilir. İşe alımlarda olabilir. Hiç itirazım yok. Ama siyasi eşitlikten benim kaygım budur işte. Peki dönelim gelelim şimdi. Mahkemeler. 3 Rum yüksek mahkeme, 3 Türk yargıçtan oluşacak. Bunlar tutanaklardan söylüyorum size bunları. Bunu 4'e 4'e çıkartmayı da düşünüyorlar. Başkan 2 yıl Rum, 1 yıl Türk. Kamu hizmeti komisyonu. Gene 3 Rum, 3 Türk. Başkan 1 yıl Türk, 2 yıl Rum. Nerede bizim siyasi eşitliğimiz o zaman? Hangi siyasi eşitlikten konuşuyoruz? Yarın eğer numarıksa bu eşitlikler biz %70, %30 nasıl kamuya girerken bir anlaşmadan sonra orman arazilerini ve hali arazileri paylaşacağımızda önümüze bunu gene getirirlerse ki getirecekler. 4'e 1'e düşersek ne olacağız? %30'a %70 olandan bunu kabul ettiğimiz. Sen devletin üst kademesinin yönetiminde bunu kabul edersen onu da hayda hayda kabul edersin demektir. Dolayısıyla bu konularda bizim Ulusal Birlik Partisi olarak tavrımız çok kesindir. Siyasi eşitlikse eşit. Ben eşitlikten söz ederim. Ben 1 sene, sen 4 sene hayatta olmaz böyle bir şey. Ve bunu mecliste de söyledim. Bir de tabii Avrupa Birliği. 2004'te bize verilen doğrudan ticaret tüzüğünün sözlerini daha unutmadık. Ekonomi, Güney'in gayri safi milli hasılasının bizden 2 kat olduğunu, bunun düzelmesi için bu doğrudan ticaret tüzüğünün hayata geçmesi gerektiğini, söylevlerini az duymadık. Peki ne oldu bütün bunlar? Hayata geçti mi? Hangi sözden bahsediyoruz o zaman? Hani hayır diyen cezalandırılacaktı, 2004'te evet diyen ödüllendirilecekti. Ne oldu? Çok kısa keseyim çünkü programımızın süresi bitiyor evet. Anladığım kadarıyla. Son 4 dakikamız var. Mülkiyet. Biz ne diyoruz? Ulusal Birlik Partisi olarak da, Ersan Saner olarak da aynı şeyi söylüyorum. Takas.
tazminat, çok sınırlı iade diyoruz. Çok sınırlı. O da sınır düzenlemesinin yapılacağı yerlerde. Peki Güney'in prospektifsine bu konuda Sayın Anastasiadis çok net ifade etti. Bakınız, bir, mülkün tamamen iadesi. İki, kısmi iade. Üç, alternatif iade. Bu alternatif iade de nedir biliyor musunuz? Şimdi ben arazim yok, tam kendime örnek vereyim. Bir Rum arazisinin üzerine ev yaptım. Rum kendi arazisini isterse, arazi büyükse de ister, da ben sadece bir arsasını kullandım. Beni tazmin ederek beni çıkartacak oradan. Bırakın gelişmeyi yani ha. Gelişmeye girdi. İşte anlam planında orası senindir de değil burada. Alternatif iade. Ondan sonra takas, ondan sonra da tazminat. Ama bu konuda hiçbir uzlaşı yok. Hiçbir yani uzlaşı anda yok. Yalnız Anastasiadis çıkıp kırmızı çizgilerini halka çok net söylüyor. Ve anlam planında dün bütün basın bunu yazdı. Bugün yazmaya devam ediyor. Akşamdan itibaren sosyal medya, bugün de bütün gazeteler güzel yurt konusunu işliyor. Annan planında aldığım noktalardan bir adım geriye gitmem diyor. Evet, toprak konusunda. Toprak konusunda. Biz de diyoruz ki toprak konusunu hiç konuşmadık daha. Ben mülkiyette gördüğüm ki Sayın Cumhurbaşkanı bunu yalanlamadı. Sayın Dışişleri Bakanı'na sorduğum halde tam cevap alamadım. Şunu söyleyeyim size. Mülkiyette böyle giderse çok ciddi toprak kayıplarımız olacak bizim. Çok ciddi. Şimdi o mahremiyetine istinaden onları burada çok net açıklayamam ama size edindiğim izlenimi söylüyorum. Çok ciddi toprak kayıplarımız olacak. İşte bu mülkün tamamen iadesi, kısmi iade ve alternatif iade konusunda. Zaten o görüşler gelip birleşip çıktı. Biz bunu doğrulamadık. Yanlıştır da demedik. Tamam da yanlıştır demedik peki ama yanlıştır dedik, rumsızdır dedik ama bizim önerimiz neydi onunla konuşamadık. Hangi konuda? İşte mülkiyet konusunda. Mülkiyet konusundan bahsediyorum. Kriterleri görüşüyoruz diyor hala. Tamam da Rum bir şey açıkladı. Bizim atak önerimiz neydi mesela? Diyebilirdik. İşte benim az önce söylediğim gibi biz tazmin, takas ve sınırlı iade. Çünkü ben bunu söyledim. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor zaten. Bizim önceliğimiz tazminatla bu işi çözmektir diye. Tazminat üzerine yoğunlaşıyoruz diye söylüyor bunu Sayın Bizim Başkanı. Önceliğimiz global mal mülk takasından geçtiğini ben mecliste söyledim. Buna gittiğiniz anda bu. Zaten siz işte böyle bu iki arada bir derede hayat boyu sallanacaksınız. Bunun tıpatıp aynısı 1923 yılında iki ana vatan arasında yaşandı Aytuğ Bey. 1923 yılında 1 milyon 200 bin Rum bunun içerisinde İstanbul'daki ve adalardaki Rumlar hariç Türkiye'den Yunanistan'a 500 bin Türk de Selanik ve Yukarı Trakya bölgesindeki Türkler hariç Yunanistan'dan Türkiye'ye geldi. Ne oldu bu mücahirlere? Bir defa 7-8'in 9. maddeleri çok önemli. 1. Tüm mücahirler mallarını gümrüksüz ülkeye sokacak. 2. Bıraktıkları malların eşdeğer oranında bir malla, aynen bizim eşdeğer, bakın aynı kelimeler verilecek. 3. Tazminat devletler arasında olacak. Neden? Aksi takdirde İki halkı siz birbirine düşürürsünüz. Bunun global olmasından yanayız biz. Ulusal Sayın Saner, eğer bu topraklar bizimse mal tazmin komisyonunu kurup tazminat niye ödüyoruz? Ben diyorum bakın tazminata ben okey diyorum. Tazmin ediyorum. Bakın diyorum ki global mal mülk takasından bahsediyorum. Ama mal tazmin komisyonu global işlemiyor. Bireysel işlemiyor. Tamam ya, müracaat ediyor. Ama şimdi bireysel işlediyse de şimdi sizin malınız var değil mi? Bunların keşke hepsini olsa bir yere koyacak. Tamam. Ve kişileri ortadan çıkartmamız lazım. O biliyorsunuz Demopulos kararıyla bu işlerde bizim biz önümüz açıldı. Biz de onun arkasına duruyoruz yani Türk tabii tarafı ki olarak. Dolayısıyla bunu halkı karşı karşıya getirmemek koşuluyla zaten buna... Zaten işte bu komisyona gelecek. Yani sizle ben anlatsam bile, Dimitri ile Aytuğ anlatsa bile daha doğrusu, anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için gene o komisyona gelmesi gerekecek. Neyse o kurulacak olan komisyon. Orada komisyonun kararıyla bunu netleşecek. Yani şimdi bakın, insanları karşı karşıya getirmeden ziyade. Bakın siz ne kadar komisyon derseniz komisyonuna gelmeden önce insanlar evlerinin karşısına gidip dikilecekler. Ama ben bilirsem nasıl bir yol geçirdiğimde bir araziyi istimlak ettim ve bu istimlakin karşılığı olan nakdi
ya da karşılığında bir araziyi bir yerden alacağım. Bunun görüşü ve duruşu çok daha farklıdır. Ben bunu ifade etmeye çalışıyorum. Ha bunu aynı komisyon mu yapıyor? Tabii ki bir komisyon kurulup yapılacak bunu. Ama devletten devlete yapmak lazım bunu. Mal mülk komisyonu şu anda tazmin komisyonu tek yönlü çalışıyor. Var mı Güney'de de aynı şey gidelim takas yapalım? İşte bu olursa olacak. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Karşılıklı devletler bunu kuracak. Aynı 1923'te Türkiye'nin Yunanistan'ın kurduğu gibi aldıklar, verecekler. Ya eşdeğer mal verilecek. Bakın mücahire diyor. Bıraktığının eşdeğer malı verilecek. E bizim geçirdiğimiz 1977 neydi iskem ve topraklandırma yasasına verdiğimiz adı üstünde eşdeğer mal verdik biz güneyden gelen vatandaşlarımıza. Aynı sistem yani öngörülen. Tabii sayın kurucu cumhurbaşkanı rahmetli oldu o yüzden konuşamadım bunu ama mantık herhalde buydu diye düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla biz malın global takastan geçmesi gerektiğini bulunacak bir anlaşmanın da ileride dibine dinamit koymamak için bunun olması gerektiğini söylüyoruz. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Evet, herhalde süremiz bitti. Zaten. Şimdi Akıncı kırmızı Anastasiadis kırmızı çizgilerini söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da NTV'de katıldığı bir programda da sokaktaki adam diyor. Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini istiyor ve doğrudur bu. Dün 26 sizin gazetenizdi yanılmıyorsam 26 muhtarla söyleşi yaptı. Evet, 25 tanesi en soldaki de en sağdaki de muhtarların isimlerine baktığımda ben çoğunu tanıyorum çünkü. Türkiye'nin etkin bir fiili garantisini istiyor. Sokaktaki adam diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. O da söylüyor. Onu söylüyor. Peki ben Sayın Cumhurbaşkanından da artık duymak istiyorum. Nasıl Anastasiadis diyorsa ben anlam planında aldığım topraklardan bir adım geriye gitmem kırmızı çizgimdir. Türkiye'nin garantisini istemem diyorsa Sayın Cumhurbaşkanı da bize artık çıkıp söylesin. Sayın Dışişleri Bakanı'na da sordum bunu bütçede. Bizim kırmızı çizgilerimiz nedir? Lütfen siz de halkla paylaşın artık. Sokaktaki adamın söylevini, muhtarın söylevini bırakalım. Siz neyi düşünürsünüz? Çıkın söyleyin artık siz de. Karşı taraf bu kadar zemin bulmasın bu Kıbrıs konusunda konuşmaya diyorum. Dolayısıyla bu çerçevede de bizler Ulusal Birlik Partisi olarak gerekli tüm hassasiyetimizi her zaman ortaya koyduk. Bundan sonra da toplumun %65 bu yöndeki istek ve arzularını bizim görüşlerimizle örtüştüğüne inanan bir parti olarak da savunmaya devam edeceğimizi çok net ifade ediyorum. Teşekkür ederiz katkı koyduğunuz için. Ben teşekkür tekrar ediyorum. Tekrar zaman zaman görüşmek üzere diyelim. Sayın Sander. Ekranları başında bizi izleyen herkese de ben sevdikleriyle birlikte mutlu, sağlıklı, nice yarınlar dilemek istiyorum. Peki. Efendim bugün adına nokta alıyoruz detayı. Sayın Ersan Saner'le birlikte olduk. Özelleştirme, su konuları, biraz da hükümet ve tabii ki Kıbrıs sorunundaki duruşlarla ilgili düşüncelerini paylaştık. Bugün böyle geçtik. Yarın çarşamba, yarın Sayın Reşat Akar'la yapacağız detay programını her çarşamba olduğu gibi. Yine saat 2'yi gösterinde sizleri de bekliyor olacağız. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.